Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta TEP Portföy'le konuşuyoruz. Sponsorlu yayınımızda konuğumuz TEP Portföy Müşteri Deneyimi ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü Duygu Gülçür. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Hoş bulduk Serra Hanım. Ve TEP Portföy'ün baş ekonomisti Hüseyin Bey bizimle beraber. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Çok teşekkürler. Şimdi ben öncelikle kısa bir piyasa aslında özeti isteyeceğim. Özellikle de bugün aslında 12 Ekim ve biz bir saat önce Amerika'nın enflasyon verilerini aldık. Çok yakından takip ediyoruz uzunca zamandır. Çünkü Amerika faiz artırımlarına devam edecek mi etmeyecek mi? Hepimiz bunu bekliyoruz. Enflasyon verileri de beklentilere yakın geldi aslında. Çekirdek enflasyon %4,1 yıllık bazda baktığımızda ve manşette %3,6 olarak gerçekleşti. Şimdi bu Hüseyin Bey, Fed'in Kasım ayında yapacağı toplantısındaki faiz artışı beklentisini nasıl etkiler? Sizin buradaki görüşleriniz nelerdir? Bir de önümüzdeki dönem için riskli varlıklarda, işte yabancı hisse senetlerinde, borsalarda ve altında, gümüşte beklentilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki yani aylık rakam böyle beklentinin bir tık üzerinde diyebiliriz aslında piyasa beklentisini, ama şöyle biraz ayrıntılarına baktığımız zaman böyle Fed'in fiyatlamasını bozacak ya da Fed'i böyle ekstra piyasayı sıkılaştırmayı gerektirecek bir unsur görmüyoruz. Çünkü enflasyon önemli bir miktarı kira enflasyonu üzerinden gerçekleşmiş. Yani aylık %0,6 artmış. Bir kira enflasyonu toplam Amerika'daki sepetinde %35'ini oluşturuyor. Oradan da bağlarsak yani aslında 0,2 pay olarak söylüyorum. Enflasyonun 0,4'lük enflasyonun yarısı sadece bu kalemden gelmiş ki bu kalem uzun süredir böyle yavaş yavaş yumuşamaya başlamıştı. Daha aşağı bir rakam bekliyordu. Yani sürpriz yapan ana kalem bu. Bunun haricinde de petrolün son dönem bir hareketi vardı. Onun yansımasını gördük. Gıda tarafı da böyle bir miktar yine yukarıya çeken taraftaydı. Ama Fed bunlara bakmıyor aslında. Çünkü bunları direkt olarak para politikalarıyla değerlendiremediği için sizin az önce bahsettiğiniz gibi yani çekirdek rakam. O zaten piyasa beklentisine yakın geldi. Hatta bunun içinden bir de kirayı çıkartıp öyle bakıyor. Böyle baktığımız zaman yıllık işte süper çekirdek deniyor bunu artık yeni tanımlamada. O yıllık rakamın %4'ün de altına geldiğini görüyoruz. Fed'in beklentisi %2'ler. Buraya doğru da yavaş yavaş yaklaşıyor. Yine bir ayrıntıya baktığımız zaman yani kalem kalem değerlendirdiğimiz özellikle iç taleple ilgili kalemler eksi enflasyon. Artık orada enflasyon üretmeyip tam tersi rakamı aşağı çeken tarafa gelmiş. Bunlar zaten istenen taraflardı Fed tarafından. Bu anlamda piyasada ilk tepki biraz yukarı yönlü oldu tahvil faizlerini itecek şekilde. Yani işte o dediğimiz gibi manşet rakamın bir tık yukarı gelmesiyle beraber, ama ben orta uzun vadede oradaki o çok şeyi fiyatlamayı bozacağını düşünmüyorum. 1 Kasım'da Fed'in toplantısı olacak. Ben orada pas geçmesini bekliyorum. Şu anda piyasa fiyatlaması böyle yarı yarıya. Fed'de de tabii üyeler özellikle söylemleriyle beraber piyasayı da sıkı tutmaya çalışıyor. Hatta o kadar sıkı tuttular ki biraz geri adım attılar son bir hafta 10 günde. Yani gelen 10 yıllık faizleri, belki bu kira enflasyonun arkasında biraz bu tahvil faizlerinin artması, oradaki artık konuta erişimin zorlanması vesaire onların etkisi de olabilir. Orayı daha da fazla sıkmak istemiyorlar. Sanki daha burası onlar için yeterli bu faizler. Burayı pas geçeceklerini düşünüyorum ben bir sonraki toplantıyı. Benzer şekilde yine ECB'de artık oradaki biraz daha iş netleşti. Avrupa ekonomisinin yumuşamasıyla beraber onların da yine benzer şekilde pas geçmesini bekliyoruz. Tabii pas geçmesini bekliyoruz ama faiz indirimleri için 2024'ün ikinci yarısı işaretleniyor. Piyasa fiyatlaması da böyle. Bu anlamda riskli varlıklar tarafına buradan dönersek yani bu senenin sonuna kadar ya da önümüzdeki ilk çeyreğinde biraz da oynaklık devam edebilir. Sonuçta biz yüksek faizlerle hayatımıza devam edeceğiz bir süre daha. Çünkü onların bir enflasyon %2'ye çekme görevi var. Bu misyondan kopmak istemiyorlar ve Fed kendi güvenini de sağlamak için bu %2'yi mutlaka göstermek isteyecektir. Ekonomi bir yerlerde kırılsa bile ondan vazgeçmeyeceklerdir. Bu aşamada da biz 4-5 ayda işte altın, gümüş, yurt dışı borsalar, işte teknoloji burada tabii şirketleri biraz daha ön plana çıkıyor. Buralarda oynaklığın devam ettiğini görebiliriz. Hani negatif bir beklentimiz yok orada, yanlış anlaşılmasın. Hani oynaklık yani biraz alıp biraz verdikleri, piyasanın biraz daha kararsız kaldığı, biraz daha Fed'in söylemleriyle hareket eden bir dünya olabilir. Ama onun haricinde biraz oynaklık. Ondan sonra yılın ikinci yarısında ise biraz daha potansiyelini göstermesini bekleriz. Yatırımcılar için, orta uzun vadeli yatırımcılar düşük buradaki seviyeleri de değerlendirebilirler. Yani bir unsur daha var. Ondan da kısaca bahsettim. Tabii son dönemde insanlık trajedisi diyelim. Bizim de sınırlarımız artık yakın bir yer diyelim yine. Bir savaş var. Bugünkü haberler biraz daha aslında kara haberlerdi. Biraz daha savaşın daha farklı cephelerde yaygınlaşabileceğine dair sinyaller gelmeye başladı. Bunun gidişatı da çok önemli olacak. Şu aşamada bir şey söylemek için erken. Zaten biz Türkiye tarafı olarak da jeopolitik tarafta çok fazla söylemde bulunmaya çalışmıyoruz. Ama bu hani
işin şey tarafı var, insanlık tarafı var. İnşallah çok kısa zamanda tamamlanır. İşin jeopolitik tarafı var. Türkiye olarak çok fazla işin içine girmiyoruz. Bunu biz pozitif olarak yorumluyoruz. Üçüncüsü piyasalar tarafı. Özellikle de petrol. Tabii akıllara hemen 70'li seneler geliyor oradaki o savaştan bağlı olarak. Petrol birçok bizim gibi ülkeler için de, yani petrol ithalatçısı Amerika'da olsa oradaki ülkeler için de enflasyondaki fiyatlama yeniden gündeme getirebilecek, işte cari dengeleri yeniden gündeme getirebilecek bir olay. Onu da takipçisi olacağız tabii. Oradaki o fiyatlar böyle 100 dolarlara doğru giderse o zaman belki bir ay sonra farklı bir şey konuşuruz. Ama şu aşamada dediğim gibi bir iki ay daha riskli varlıklarda oynattık. Ondan sonra biraz daha potansiyel beklentimiz var. Geçtiğimiz hafta da Dünya Yatırımcı Haftası'ydı. Bütün dünyada ve Türkiye'de kutlandı. Ben burada yapılan etkinliklerde konulara baktığım zaman sürdürülebilirlik konusunun çok bir zamandır zaten öyle. Çok konuşulan konulardan biri olduğunu takip ediyorum. Peki hani burada sizin aslında görüşlerinizi merak ediyorum. Sürdürülebilirlik yatırımcı nezdinde ne anlama geliyor, ne anlam ifade ediyor? Burada sizin bakış açınız TEPPOR portföy olarak nedir? Bir de tabii hani şunu da eğer yanıtlayabilirseniz yatırımda sürdürülebilirlik yatırımında trendler ne yönde dünyada baktığımız zaman ve çekinceler var mı? Varsa nelerdir bunlar Hüseyin Bey? Tabii ki memnuniyetle. Hani biz de yatırımcı haftasında yerimizi aldık. Orada da konuşmamız oldu. Oradaki yatırımcılarımızı da bilgilendirdik. Yani sürdürülebilirliğe hem kurum olarak aslında dünya olarak da çok önem veriyoruz ki bu işte bu savaşı konuştuk. Yani bir cümle önce savaştı maalesef. Evet. Hani onun üzerine bu konuların daha fazla gündeme gelmesini istiyoruz. Orta uzun vadede bizim dünyamızı yani sürdürülebilirlik ve benzeri temalar kurtaracak. Yani daha önce biraz daha inovasyondu belki. Daha önceki yıllarda nesnelerin internetiydi vesaire vesaire. Ama bunlar bir trend gibi kalmasın da gerçekten sürdürülebilir şekilde hayatımızda olsun istiyoruz. Hem grup olarak hem şirket olarak da böyle davranmaya çalışıyoruz. Birazdan Duygu'da hani bizim buna yönelik yatırım fonlarımız da var. Onlardan da bahsedecek. Ben biraz trendlerden bahsetmek istiyorum. Bir de bazı yatırımcıların kafasında çekinceler oluyor. Yani sürdürülebilir yatırım yapmak, yani sonuçta bir yatırım. Sürdürülebilir nesnelere de yatırım yapsak, bir yatırım yapıp bunun karşılığında bir finansal getiri ya da bir sosyal etki elde etmeyi istiyor yatırımcılar. Bunlarla ilgili de çekinceleri oluyor. Biraz o çekinceler doğru mu? Onlardan bahsedeceğiz aslında. Şimdi bu sürdürülebilir yatırımı belki ilk etapta bir tanımlamamız lazım. Yani sürdürülebilir bir yatırım dediğimiz zaman sürdürülebilir bir ortamda, yani aslında savaşların olmadığı ya da yani uzun süreler bu yatırımı elde edebilecek şekilde sürdürülebilir bir finansal getiri ya da sosyal etki amaçlıyoruz. Bunun içinde de olabildiğince bu küresel risklerden arındırmamız lazım. Aslında bu ilk trende bizi götürüyor. Yani küresel risklere karşı bir şeyler yapma içgüdüsü. Küresel riskler dediğimiz zaman da hani aklımıza ilk gelen işte bu yazın çok sıcak geçti. İlk aklımıza küresel ısınma mesela geliyor. Başkaları işte düzensiz göç diyebilir ya da farklı sosyal bölüşüm şeyleri söyleyebilirler. Ben burada şunu göstermek istiyorum. Dünya Ekonomik Forumu bunu bizim yerimize yapıyor. Bunları tabii yatırımcılarımızın görmesi çok zor ama sadece şunu göstermek açısından söylüyorum. Renklendirmişler sağ olsunlar bizler için de. Burada 5 kategoride 32 tane risk tanımlamışlar. Bu sağdakiler uzun vadeliler, soldakiler kısa vadeliler. Biz tanım gereği uzun vadelilerden konuşacağız. Çünkü sürdürülebilirlikte. Renklere bakarsanız üst taraftakilerin çoğu yeşil. Yeşil olanlar aslında çevresel riskleri bahsediyorlar. Ve bu 32 tane risk, bu arada 1200, şimdi yanlış da söylemeyelim ama 1200 tane akademisyenle, iş insanıyla, sivil toplum örgütü yetkilisiyle konuşuyorlar ve bu riskleri tanımlıyorlar. 32 tanesinin 16 tanesi direkt ESG konularını içeren çevresel riskler. Yani biz zaten yaşadığımız için, işte torunlarımıza, çocuklarımıza bir dünya bırakabilmek için bu risklerden kurtulmamız lazım ki ilk 10 tanesinin de 7 tanesi direkt olarak ESG konuları. Diğerleri ekonomik konular, işte teknoloji konuları vesaire bu işin içine girebiliyor. Yani ekonomiden daha önce aslında ESG bizim için oluyor. Bu birincisi. Yani küresel zaten risklere karşı bir şey yapma içgüdüsü bizi ESG yatırımına ya da böyle ESG sürdürülebilir dünyaya götürüyor. İkincisi, biraz böyle adım adım gideceğim ama çok da zamanda almak istemiyorum izleyenlerimizin de. Birincisi, hani bizler bir şey yapmak istiyoruz. Şirketler de artık daha fazla çok şey yapmak istiyorlar. Yani sürdürülebilir bir dünya için. Onların da sonuçta başında bizler gibi insanlar var. Ya da şirketler için bir şey yapmak, öne geçmek istiyorlar. Bunda en kolayı aslında rekabet avantajı. Yani sürdürülebilir bir tahvil çıkardıkları zaman, işte yeşil paydar konuşuluyor artık, hisse senetlerine bile işte sürdürülebilir hisse senedi damgası vereceğiz belki bir zaman sonra. Orada bir rekabet avantajı oluyor. Onlara bazen maliyet avantajı sağlıyor. Burada ön plana çıkmak istiyorlar. Bu risklere bir cevap vermek istiyorlar. Ve hani en basitinden şöyle bir şey yapalım. Birleşmiş Milletler'in sorumlu yatırım ilkesi var. 6 tane. Yani şirketler bir zorunluluk olmadan gidiyor buraya imza atıyor ve diyor ki ben sürdürülebilir konusunda gereken bütün veriyi sağlayacağım. Bütün yatırımlarımda özen göstereceğim. Ve bütün her zaman iletişimde kalacağım. Bütün yatırımcılar tarafında. 10 sene önce 1000 tane büyük şirket bulunuyor. Bunların hepsi büyük şirketler. Dünyada bildiğimiz. Şu anda 5300 tane imza atan şirket var. Yani 10 senede 5,5 katına artık 6 katına doğru giden bir
Şirket, ve kimse zorlamıyor şirketleri. Şirketler kendileri bir şey yapmak için ya da işte o dataları paylaşmak için ya da bazen de rekabetten öne çıkmak için bu bildiriye imza atıyorlar. Bunları da önemsiyoruz ve işte sayısının da artmasını istiyoruz. Türkiye'deki sayı biraz az, ben bakmış öyle biraz. Oradaki sayı artacak, ilerleyen dönemlerde daha da çok artacaktır. Kamusal regülasyonlar var. İşte bu TSPB'deki konuşmaya da bir gönderme yapalım. Belki oradaki yatırımcılarımız orayı da takip edebilirler. Orada da kamudan katılımcılar var ve çok güzel açıklamalarda bulundular. Ama kamuda bizim bir paydaşımız tabii. Hem regülatif tarafta hem de onlar da bir şekilde sürdürülebilir yatırıma yönleniyorlar. Son olarak da verilere ulaşmanın kolaylığı. O da şu aşamada, ben bir yatırım yapacağım. Eskiden bir şirketteki kadın erkek oranı neydi? İşte karbon ayak izi bırakır mıydı? Bunları bilmiyorduk ama şimdi kolay bir şekilde, ilerleyen dönemlerde belki daha da kolay olacak şekilde bunlara ulaşabiliyoruz. Buradaki çekince de greenwashing, yani yeşil aklama deniyor. Ben kendimi daha sürdürülebilir bir şirket olarak gösterebilirim. Daha ESG'ye yakın olarak bir şirket gösterebilirim ama öyle olmayabilirim. Orada da işte demin konuştuğumuz şekilde aslında biraz kamu işin içine giriyor. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyoruz. Yani yatırımcıların farkındalığı arttıkça, veriye daha fazla ulaşılabildikçe ve kamu ve özel kuruluşlar da bu işin içine daha çok girdikçe biz sürdürülebilir yatırım ortamının güçlendiğini görüyoruz ve güçlenmesini gerçekten çok istiyoruz. Grup olarak da adım atıyoruz. Bir tane de son bir veri paylaşacağım burada. Yani sürdürülebilir yatırım evreni her şey dahil 2016 yılında 23 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu toplam dünyadaki büyük büyüme rakamı diyelim, gayri safi yurt içi hasılanın diyelim 3'te 1'ine tekabül ediyor. Şu anda günümüze geldiğimiz zaman 50 trilyon dolara yaklaşmış ki bu rakam artık yarısına gelmiş dünyadaki o büyüklüğün yarısını karşılık olacak şekilde bir ESG yatırım dünyamız var. Bunlar da önemli. Yani aslında siz bir şeyler yaptıkça yatırımcıların da bunlara cevap verdiğini görüyoruz. Çok kısa birkaç cümlede çekincelerden bahsedeceğim. Aslında 4-5 tane de çekincesi var. Bunda da işin kolayına kaçacağım. Bir tane Almanya'daki özel bir araştırma kuruluşu bizim yerimize gitmiş. İşte 100'den fazla makaleyi araştırmış. 1000'den fazla profesyonelle görüşmüş ve 160 tane çekince belirlemiş. Onları da şey göstereyim ama onu daha zor gösterecek tabii ki yatırımcılar için. Şöyle de bizim için bir tane çalışma yapmış. Bunların görünmesi zor ama isteyen yatırımcılarımız bunları arayıp bulacaktır. 4 tane ana başlık altında toplamışlar aslında. İlk 5'inden bahsedeceğim ben risklerin. Birincisi yatırımcıların %74 ya da bu makalelerin %74'ünde şundan bahsediyor. Ben sürdürülebilirlik ruhuna inanmıyorum diyor yatırımcı. Bu zaten en büyük çekincemiz bizim. Yani sadece 1/4'ümüz bu yayında gerçekten inanarak izliyor. 1/4'ümüz hala inanmıyor. Onları inandırmak da aslında bizim elimizde. Hem profesyonelleri hem de diğer çekinceler, bence bu en son giderecek çekince. Diğer çekinceler tamamlanacak ve insanlar bu ruha daha fazla inanacaklar. İkincisi ESG ile ilgili ürün halen az diyor. Yani ben yatırım yapacağım ama istediğim ürünü bulamıyorum diyor. Burada ben daha çok duyguya bırakacağım onun tarafı. Ama şundan sadece bahsedeyim. Ben Türkiye için baktığımda 2018 yılında sadece isminde sürdürülebilirlik geçen, hani kadını önceliklendiren fon olur, başka fonlar alır ama sadece isminde sürdürülebilirlik geçen 4 tane fon var. 3 tane yatırım, 1 tane emeklilik fonu. Günümüzde 21 tane fon var. 14 tane yatırım, 7 tane emeklilik fonu. Yani biz Türkiye'de de bir şeyler yapmıştık ama demin ne dedik de, hani gayri safi yurt içi hasılanın dünyanın %50'sine gelirken Türkiye'deki toplam fon büyüklüğümüz yani 1/1 gibi bir rakamdayız maalesef. Yani bu rakamın hep iyi kötü derler ya, böyle küçük rakamlar olduğunda rakam kötü ama potansiyelimiz var. İnşallah bu potansiyeli de çıkarmak isteriz. Diğerlerini biraz daha hızlı geçeceğim. Yani tanımlamalarda, standartlarda bir teknik olmaması yatırımcının kafasını karıştırıyor ki biz bile profesyonel olarak bunları yaşadık. Bir şirket için iki tane kurumun biri tam bir ESG şirketi diye tanımlarken diğeri tam olarak ESG karşıtı olarak tanımlayıp karşımıza çıkarmıştı. Böyle durumlarla biz de karşılaşabiliyoruz. Bir son olarak da kısa vadeli kazanma içgüdüsü. Yani yatırımcı diyor ki ben sürdürülebilirliğe yatırım yapmıyorum çünkü bana para kazandırmıyor diyor açıkçası. Bu böyle değil. Bunun için de en basit olarak bugün baktım hatta MSCI World, yani dünya endeksi, yani dünyadaki hisse senetlerini kümelendirip tek bir ETF olarak, borsa yatırım fonu olarak size sunan endeks ve MSCI World ESG Leaders Endeksi. O da işte bu ESG'ye uygun şirketleri toparlayan ETF. Onların ikisinin performansına baktığım zaman 10 yıllık dolar bazında ESG fonu %88 kazandırırken normal işte dünyadaki bütün hisse senetlerine belli paylarda yatırım yapan fon %86 getirmiş. Yani aslında çok yakın. Bu rakam da bu arada kapanmış. Ben TSBB'deki konuşmada %10 da ESG daha önde diye konuşmuştum ama burada yine önde, %2-3 dolar bazında yine size kazandırıyor. Yani şöyle bir çekincesi olan, ya ben sürdürülebilir yatırımlara yönelmiyorum çünkü bana para kazandırmıyor da aslında doğru bir çekince değil. Hem dünyaya bir şeyler kazandırıyoruz hem de aslında kendimize bir şeyler kazandırıyoruz. Buna benzer farklı farklı çekinceler var ama işte biz bu çekinceleri giderdikçe, son olarak da yeni bir cümlede şeyden bahsedeyim aslında, yani bu eğitim. Yani eğitim de çok önemli. Yatırımcılardan önce belki
kendimize eğitmemiz çok önemli. Burada da CFA'nin, EFAS, Avrupa'daki Finansal Analistler Kuruluşu'nun verdiği bir sertifika var. Yani CFA'nin verdiği bir sertifika var. Bunların birine ben de sahibim EFAS üzerinden. Bunlara daha fazla sahip oldukça, biz bu işi daha iyi içimize aldıkça aslında bütün kuruluşlar olarak yatırımcılarımıza da daha kolay ve daha bilgili şekilde de paylaşabileceğiz. Sonuç olarak ben pası atarken şunu söyleyelim, inşallah sürdürülebilir bir dünyamızda, işte savaşların olmadı diyelim, herkese sürdürülebilir getiri ya da bir sosyal etkiyi bu amaçlayan fonlara, yatırım dünyasına herkesi yönlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Tabii bilmeyen yatırımcılarımız için de aslında ESG'nin açılımını belki Duygu Hanım'a soralım öncelikle. ESG ne demektir? Çok haklı bir soru. Gerçekten ESG terimini çokça kullanıyoruz ama biz bunu Türkçeleştirirken çevresel, sosyal ve yönetişimsel olarak addediyoruz, belirtiyoruz. Ve belki de sürdürülebilirlik yerine ESG tanımının kullanılması çok daha faydalı. Çünkü hep çevreyle ilintili bir tema olarak görülüyor sürdürülebilirlik ama ancak bunun işte sosyal ve yönetişimsel alanlarda da hem bizim alanımız olan sermaye piyasası olsun hem de ülkelerin sürdürülebilir gelişim hedefleri içerisinde yer alan temalar bunlar. Bu vesileyle Hüseyin bahsetti, hani şirketler gönüllü olarak imzalar atarak bazı ESG temalı yatırımlar yapıyor ve bunlara gönüllü oluyor. Benim de sürdürülebilirlik deyince sürdürülebilirliği konuşmaya başladığımız tarih olan 2015 yılı aklıma geliyor açıkçası. Biz 2015 yılından sonra daha fazla sürdürülebilirliği konuşuyor olduk. Bunun da bir tabii gerekçesi var çünkü 2015 yılında Paris Anlaşması olarak bildiğimiz bir diğer ismi olarak İklim Sözleşmesi dünyada bulunan 197 ülke içerisinde 191 ülke tarafından imzalandı. Ve bu ülkeler kendilerine 2050 yılında bir hedef belirlediler. Bu hedef neydi? Net sıfır emisyon hedefi. Net sıfır emisyon hedefi nedir diye baktığımızda aslında ürettiğimiz sera gazının doğa tarafından emilebilen sera gazı miktarıyla eşit olması. Yani nötrleme, doğaya ekstra bir zarar vermeme. Türkiye olarak yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında biz Paris Anlaşması'na imza attık ve 192. ülke olduk. Yani biz aslında sürdürülebilirliği konuşurken ülkelerin ve dolayısıyla bazı regülasyonlar ya da gönüllü olarak şirketlerin bu alanda yaptığı yatırımlara bir ortak olma fırsatı sunmuş oluyoruz. Biz bunları birazcık daha uzun vadeli yatırımlar olarak görmemizi ben daha doğru buluyorum. Çünkü birazdan evet yatırım fonları örneği üzerinden çözüm önerilerimizi sunuyor olacağız ama artık sürdürülebilirlik ve ülkelerin bu 2050 yılındaki hedefi gerçekleştirmeleri açısından yaptığı yatırımlar oldukça büyük montanlı yatırımlar. Yani yenilenebilir enerjiden bahsediyoruz. Bunlar bugünden yarına sizlere getiri olarak da bir geri dönüşümü olmayacak. Daha uzun vadeli yatırımlar. Ve hayatımıza giren işte elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Bunlar aslında hep ESG'nin temaları içerisinde. Çevresel temaları içerisinde bir de sosyal ve yönetişimsel alanında demin Hüseyin de bahsetti. Aslında cinsiyet eşitliği çok önemli bir konu haline geldi. Hatta bu yıl 2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Harvard Üniversitesi profesörü Claudia Goldin iş gücündeki kadının iş gücündeki yerine ilişkin çalışması ile kazandı. Yani biz sadece çevresel tarafla değil aslında sosyal ve yönetişimsel alana da odaklanmamız gerekiyor gibi düşünüyorum önümüzdeki dönemde eğer ESG'den bahsediyorsak. Evet. Peki şimdi gelelim TEP Portföy'ün sürdürülebilirlik anlamında yatırımcılarımıza sunduğu çözüm önerilerini, özellikle de mevcut konjonktürde ön plana çıkan fonlarınız ve bunlar içerisinde sürdürülebilirlik ve ESG temalarına yatırım yapan fonlarınız nelerdir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Bundan önceki yayınlarda da biz hep aslında fon sepeti fonlarını ön plana çıkardık. Çünkü hani bu yılın geçmiş performansına baktığımızda yılın ilk 9 ayını tamamladık, son çeyreğe giriyoruz. Ve aslında yani kendimizi kandırmayalım, bireysel yatırımcıların eşik değeri, bizim fonların eşik değerinden bağımsız olarak enflasyon olmaya başladı. Enflasyonu üzerinde bir getiri sağlamak adına da çoklu varlık sınıfına yatırım yapan fonları hep ön plana çıkardık. Nitekim baktığımızda da yılın ilk 9 ayında hakikaten çoklu varlık sınıfına yatırım yapan fonların enflasyon üzerinde bir getiri sağladığını da gördük. Bunun sürdürülebilirlik tarafındaki versiyonuna baktığımızda TEP Portföy olarak bizim aslında iki tane yatırım fonu çözüm önerimiz var. Bunlardan bir tanesi
fon sepeti fonu türünde kurulmuş, bir diğeri de değişken fon türünde kurulmuş fonlar. Yani her ikisi de aslında çoklu varlık sınıfına yatırım yapan ve yine bizim yılın son çeyreğinde de ön plana çıkardığımız fonlar arasında yer alan fonlar. Şimdi biz hani BNP Paribas'ı da tabii global partnerimiz olarak, TEB ailesi olarak da, TEB grubu olarak da, BNP Paribas olarak da sürdürülebilirlik hep zaten bizim öncelikli yatırım temamız. TJF kodlu, TEB portföy sürdürülebilirlik fon sepeti fonu bizim yatırım yaptığımız borsa yatırım fonlarından ayrıca yerel borsa yatırım ya da yatırım fonlarından oluşan bir fon. Şu an mevcut varlık dağılımına baktığımızda %75'i yabancı borsa yatırım fonlarından oluşuyor. %25'i de yerli borsa yatırım fonlarından oluşuyor. Bu %75'lik komponent işte BNP Paribas'ın deneyimiyle bizim takip edebileceğimiz endekslerden, onların süzgecinden geçmiş endekslerden oluşuyor. Bunlar işte MSCI Nasdaq olabilir, FTSE, BlackRock olabilir, Clean Edge, Solactive Index olabilir. Çok çeşitli tabii ki bu alanda faaliyet gören şirketlerden oluşan endekslere yatırım yapma fırsatı sunmuş oluyor. 2021 yılında kurduk fonumuzu. Mevcut durumda 891 yatırımcıya ulaştığını görüyoruz ve 100 milyon TL'lik de bir büyüklüğü var. TEFAS'tan alınıp satılabilen bir fon, TEFAS fonu. Yani yatırımcılar yatırım hesaplarının bulunduğu banka ya da aracı kurumlardan rahatlıkla bu fona ulaşabilirler. Sektörel dağılıma da baktığımızda şu an o %75'lik komponent, yani yabancı borsa yatırım fonlarından oluştuğunu söylediğimiz komponentin yaklaşık %20'si endüstriyel ürün ve hizmetlere yatırım yapıyor. Dayanıklı tüketim mallarına %11'lik bir yatırımı var. Teknoloji alanına %8'lik bir yatırımı var. Ve coğrafi olarak baktığımızda da Amerika'nın oranı %35 seviyesinde. Bunu takip eden hani coğrafi dağılımı da yatırımcılar çok merak ediyor çünkü. Hani sadece Avrupa ve Amerika mı ya da hani farklı ülkelere yatırım yapabiliyor musunuz gibi. Hani benim gördüğüm burada Japonya'da, Çin'de bu fonun içerisinde yatırım yapılan borsa yatırım fonlarının nihai şirketlerini kapsıyor diyebilirim. TJF fonla ilgili son olarak şunu da söylemek istiyorum. Aslında önceki fon sepeti fonlarını tanıtırken de bireysel yatırımcılar için mevcut vergi düzenlemeleri kapsamında bildiğiniz üzere yıl sonuna kadar mevcut durumda, tabii ötelenmez ise, %0'lık bir stopaj var. Yani siz iktisap ettiğiniz fonları satın aldığınız tarih eğer yılbaşından önce bir tarihe geliyorsa satım tarihinden bağımsız olarak bu fonlarda %0'lık bir stopaja tabisiniz. Bu fonda, TCF fonumuzda bireysel yatırımcılar için vergisel durumu mevcut durumda bu şekilde %0'lık stopajla nihai bir fon. Peki Duygu Hanım, fonumuzun getirisi dolar bazlı getiri olarak da söyleyebiliriz tabii ki. Nasıl oldu şimdiye kadar baktığımızda? Evet, yani bu videomuzu 12 Ekim itibariyle çekiyoruz, 2023 itibariyle. Aslında son bir yıllık getirisine baktığımızda TL bazında %65'lik bir getiri, dolar bazında ise %11'lik bir getiri sunduğunu görüyoruz. Yani uzun vadede düşünen yatırımcılar için aslında dolar tarafında da oldukça yüksek bir getiri sunmuş. Belki bir de şunu söyleyebilirim, takas da çok soruluyor. Yani fonların takası alım ve satımda nedir diye. Fonumuzun alımda takası T artı 1, 13-15'e kadar alan yatırımcılar için. Satımda ise T artı 3 olarak gerçekleşiyor. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer fonunuzdan daha bahsedecektiniz yanlış anlamadıysam. Tabii diğer fonumuz aslında bizim çok kıymet verdiğimiz, bu yıl kuruculuğunu kurduğumuz Şii TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon. Mart 2023 tarihinde kurduk fonumuzu. Yaklaşık bir 6 ay geçti. Ve aslında fon kadınlara eşit haklar sunan ve iş hayatında fırsat eşitliği sunan şirketlere yatırım yapma amacı ile kuruldu. Burada bizim yatırım kısıtlarımızda dikkate aldığımız 3 tane husus var, kıstas var. Bu 3 kıstasın ikisini karşılayan şirketlere fon yatırım yapabiliyor. Bunlar nedir? Öncelikle yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunduran,
yönetiminde karar verici pozisyonda, yani C-level dediğimiz pozisyonda bir kadın çalışan yönetici bulundurma ve Bahçeşehir Üniversitesi ile bir işbirliğimiz oldu bu fon kapsamında. Bahçeşehir Üniversitesi eşitlik ve kapsayıcılık çalışmaları birimi danışmanlığında oluşturulmuş bir kriter havuzundan seçilen şirketlere, bu kriterleri karşılayan şirketlere yatırım yapıyoruz. Fon, değişken fon kategorisinde bir fon. Mevcut dağılımına baktığımızda %60 yerli hisse senedine, %12 yabancı borsa yatırım fonlarına ve diğer enstrümanları görüyoruz. Burada değişkenin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü hem çoklu varlık sınıfı dedik, hem hani hisse senedi pozisyonları açısından sadece hisse senedine yatırım yapan bir fon değil. Bu tarafta özel sektör tahvili olsun, yine bu kriterleri karşılayan şirketlerin farklı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yaparak daha esnek bir kategoride yönetilebilen bir fon. Tefas fonu, Şi fonumuzda, yani yatırımcılar yatırım hesaplarının bulunduğu banka ya da aracı kurumlardan kolaylıkla alabilirler fonumuzu. Şimdi hani mevcut durumda bu fonumuzun da varlık dağılımına baktığımızda sektörel manada bankacılık Türkiye'de bir tık daha ön planda. Yani kadın erkek eşitliğinden bahsettiğimizde aslında finansal kesimin birazcık daha ön plana çıktığını görüyoruz. Biz de ne şanslıyız bu durumda. %14.8'i bankacılık sektöründen oluşuyor. Bunu takriben dayanıklı tüketim malları, işte endüstriyel ürünler, hizmetler, gayrimenkul alanında da kadınların bu eşitliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ben burada şunu da bahsetmek istiyorum açıkçası. Yani bu proje aslında hani Türkiye ve dünyayı kıyasladığımızda neredeyiz onu görmek açısından da birazcık bizim araştırma ve pratik yapmamıza da sebebiyet verdi. Şu an aslında baktığınızda Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. Yani 42 milyon kadın var Türkiye'de ve Türk İstatistik Kurumu'nun yayınladığı da bir rapor var. TÜİK'in istatistiklerle kadın diye. En son bu Mart ayında yayınlanan 2022-2021 verileriyle yayınlanan bu raporda biz iş hayatında eşitlik ve kadının güçlendirilmesi, işte women empowerment, belki he for she olarak dünyada akım olarak da gördüğümüz bu konuda Türkiye'ye baktığımızda 100 kadından 20'sinin yüksek öğretim mezunu olduğunu, bu 20 kadından da 13 adedinin iş gücüne katıldığını görüyoruz. Yani bu 13 kadından biz eğer yüksek pozisyonlarda, bu C-level yönetimde olmalarını beklediğimiz kadın oranına baktığımızda da %20'lik bir oran var. Yani 13 kadının da 3'ü aslında Türkiye'de hani şirketlerde üst düzey yönetici pozisyonunda kadın. Dünyaya baktığımızda bu %20'lik oran %30'a çıkıyor. Yani dünya ile aramızda 10 puanlık fark var ama dünya da çok iyi bir yerde değil. O yüzden de bizim Şi fon gibi dünya muadili fonlara baktığımızda da aslında burada oldukça hızlanan, gelişen, artan bir sayı önümüzdeki dönemde görmeyi umut ediyoruz açıkçası. Dünya istatistiklerinde de şöyle bir şey var. World Economic Forum'un yayınladığı bir rapor var. 2006'dan bu yana yayınlıyorlar. Bu yıl 17.si yayınlandı. 146 ülke arasında Türkiye 129. sırada. Ama hani diğer ülkelerin bu cinsiyet farkının kapanması için harcayacak sürede 131 yıl olarak tanımlanmış. Yani bir yerde işte Paris Anlaşması ile 2050 hedefinden bahsediyoruz. Sosyal ve yönetişimsel alanda bu farkın kapanması için de 131 yıl gerekiyor. Yani sürdürülebilirlik, Hüseyin'in dediği gibi bundan sonraki nesillere bir emanetimiz olacak ise bu alanda çalışmaya başlamaktan memnuniyet ve gurur duyuyoruz diyeyim. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli ve hem dünyaya hem piyasaya çok katkı sağlayan fonlar, sürdürülebilirlik fonları, kadın fonları. Bir kadın olarak ben de gerçekten çok mutlu oluyorum böyle fonlar çıktığı zaman. Yani umut ediyoruz ki hani dünyanın yaşanabilir bir halde devam edebilmesi için hayatına bu savaşlar da son bulur. İşte geçen sene Ukrayna Savaşı, bu sene İsrail-Filistin Savaşı. Umarız bundan sonrası için çok daha güzel bir dünya görebiliriz. Hepimizin umudu bu. Çok teşekkür ediyorum Duygu Hanım, Hüseyin Bey katıldığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki yayınımızda bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.